Şöyle söyleyelim dün akşam Güven Çocuk ile ben burada stüdyoda karşılaşmayı skorboardda değerlendirdik. Belaruslu hakemin gerçekten enteresan kararları vardı. Allah'tan var sistemi var da yoksa bu e, bunu belki saymayı bilirdi Belarus hakem. Hele Amartin'in pozisyonu gerçekten tartışılır. Neyse bu konunun başka bir tarafı. Şimdi puan cetveline bakalım. Puan cetvelinde sıralama böyle. Bir, birer puan. Berabere bitmiş. Biraz e, denk güçler mi diyelim bu gruba? Biraz kısır olmuş ilk hafta. Ee, sadece Brüj Beşiktaş maçına goller var. Abu Bakar'ın asisti bir kere çok güzeldi. Tekte müthiş bir pas verdi. Ee, öyle ya da böyle Beşiktaş Brüj'den de, Bodo'dan da, Lugano'dan da iyi takım. Şimdi kim ne söylerse söylesin, kim ne derse desin. Haksız mıyım? Yani Brüj meselesine katılmıyorum. Ben de Brüj konusunda daha iyi takım daha iyi kadro olabilir. Evet onu söyledim. Daha iyi, daha, kadro, iyi kadro, daha iyi kadro dedim. Daha iyi takım değil ama şu an. Evet. Daha evet. iyi kadro dedim. Kadro olarak daha hani çok daha değerli bir kadro olabilir. Daha ama değerli değil. derken hani çok onlar da çok karışık kişiler ama yani yani şey kağıt üzerine evet daha belki şöhretli bir takım diyelim Beşiktaş için. Evet. Ha, doğru ifade bu olur belki. Oyuncular daha şöhretli, daha isimli De ama hiç. takım konusunda bence çok ciddi yol alması gerekiyor Beşiktaş'ın. Yani şimdi Dün şunu söyleyelim öncelikle. Bu maçtan bir puan çıkartmak gerçekten mucizevi bir olaydı. Yani direkten dönen toplar, Mert'in olağanüstü performansı, kale ağzından kaçırılan pozisyon. Yani Brüj'ün sadece bir gol atmış olması bir futbol mucizesidir. Öyle ifade etmiş olalım. Gol, goldeki pas, Cenk'in gol vuruşu muazzam. Ama Beşiktaş'ın... Ee, grubun en zorlu deplasmanından bir puan çıkartması iyidir. Çok değerli. Çok iyidir. İyidir, iyiden de öte. Çok değerli. Çünkü Bodo Grimp de Lugano'da Beşiktaş'ın yenebileceği takımlar hem iç sahada hem dış sahada. En zor deplasman buydu. Buradan kayıp yani sadece iki puan bırakarak bir puan alarak hatta ben bıraktığını düşünmüyorum. Bir puan alarak çıkması Beşiktaş'ın çok iyi. Beşiktaş çıkan 11'e baktığımız takdirde üretken bir oyuncu yok. Hepsi sistemin bir parçası. Abu Bakar haricinde. Hepsi sistemin bir parçası ve genelde iyi sistemlerin yücelttiği oyuncular. Ee, mesela en iyi pasörü Masuaku Beşiktaş'ın. En tehlike üretebilecek oyuncusu Solbek'i. İyi Solbek bu arada. Çok hiç iyi. Tartışmıyorum. Nefis bir oyuncu. Kesinlikle. Ee, savunma zafiyeti vardı dün. Sağ, sağdan çok bindirdi ee, Muleka ve Masuaka'nın. Erik beğendim mi? Beğenmedim. Ben Beşiktaş toperlerinin doğru tercihler olduğunu düşünmüyorum. Nedenini de açıklarım. Eee... Ama organize edecek bir oyuncu yok. Şimdi bu organizasyonu yapabilecek iki isim de Beşiktaş'ta e, ne vereceği belirsiz isimler şu an için. Bir Gezal, iki Alex Oxley Chamberlain. Birisi sakatlıktan bir türlü dönemedi, istenilen performansa ulaşamadı. Diğerinde sakatlık problemi yani süreklilik sorunu var. E, böyle olunca Raşisa'dan, Muleka'dan, Rebic'ten, ee, verim almak biraz zor hale geliyor. Çünkü bu, bu, oyuncuları beslemek gerekiyor. Neyse ki Abu Bakar gibi bir oyuncum var. Yani hiçbir tehlike yokken bir anda bir şeyler üretebiliyor. Ee, büyük bir şans Beşiktaş adına. Dün Jetson da çok iyiydi. Jetson zaten iyi bir oyuncu. Ama dünkü oyuna bakarsak Beşiktaş özellikle ikinci devrede ciddi anlamda oyun konusunda teslim oldu. Çok fazla pozisyon verdi. Çok fazla baskı yedi. Ama hani bir birlik skor... ...skora bakınca normal gibi görünebilir... ...senin söylediğin gibi... ...iyi bir kadro Beşiktaş'ın kadrosu... ...kaliteli kağıt üzerinde... ...ancak oyun oyuna 90 dakika izlediğimizde... ...skor oyunu çok yansıtmıyor. Bir puanı alalım... ...öpüp başımızın üstüne koyalım öyle bu öyle. maçta... ...başka hiç diyecek hiçbir şey yok... ...bazı şeylerin düzelmesi lazım... ...Beşiktaş'ın savunmada ciddi problemleri var... ...hani Bey veya Koli veya Amartey... ...bu kişisel bir yorum değil... Ama bu üç oyuncu da birbirine çok benzeyen üç oyuncu. Üçünü toplasak bir sayıs eder mi? Aynen. Ben sayıs gittikten sonra sayıs tarzında bir stoper tercih evet. ederdim. Şu an Beşiktaş'ın en iyi stoperi Necip. Tayyip de geliyor. O da gelecek. O da öyle bir oyuncu o değil. değil. O da, o da bak Koli, Tayyip, Telha, e, Amartey, Beyi hepsini aynı tip oyuncu aynı tiplemeye koyabilirsin. Daha çok lider özellikle yani Fenerbahçe özelinde verecek örneği verecek olursak bir bekav varsa bir de Ciko olsun. Anlatabiliyor muyum? Yani oradaki iki farklı profili birleştirmen gerekiyor. Veya Davison <laughs> Sanchez bardakçı veya o, yani, evet, o, o ikilileri iyi söyleyeyim. yakalamak gerekiyor. Onu yakalayamadığın takdirde belirgin sorunlar yaşıyorsun. Artı üretmede de sorun yaşıyorsun. Şimdi orta sahada Demir Ege'yi oynattı ki umarım çok iyi yerlere gelir. Çok yetenekli bir oyuncu. Jetson oynattı, Hamir'i oynattı. Yani bu oyuncular işte Sosa tarzında ya da daha geçmişe gidelim Sergen Yalçın tarzında oyunu organize edebilen, Oğuzhan oyunu, Öz, Öz Yakup tarzında oyunu yönlendirebilen tempoyu ayarlayan rakibi rakip yarı sahaya yerleşmeni sağlayan oyuncular değil. Bu oyuncular sürekli geçiş arayan oyuncular. O yüzden hücum hattının istediği verimi sağlayamaması çok doğal. Özellikle böyle bir bürüş takımına karşı. Beşiktaş'ta transferde doğru Hedeflere gidildi mi ya da ihtiyaç karşılandı mı ondan pek emin değilim. Yani ondan aya 4 milyon euro verildi ama takımın bir tane bu, pasör orta sahası yok neredeyse. Bu senin yorumunu soru olarak soralım. Doğru mu o zaman? Doğru, o zaman, doğru hedeflere gidildi <laughs> mi? <Onu> da... <laughs> Güzel bir soru. Yani sahada görüyoruz şu ana kadar hani belki bundan biz bir buçuk iki ay sonra hani şu an o verim vermeyen oyuncuların performansı değişebilir. Hani başka bir şey konuşulur ama şu an geldiğimiz noktada Beşiktaş hangi yeni transferinden verim alabiliyor? Yani geçtiğimiz sezonun takımının üzerine hangi oyuncu bir kalite kattı şu anda Beşiktaş'a? Ben öyle bir oyuncu göremiyorum. Rakit sayıda buna katıyorum. Onu biraz sonra açacağım niye olduğunu. Şimdi normal şartlarda siz Bürüz deplasmanından bir puanla çıktığınız zaman bu maçı çok fazla kafa yormazsınız. Çok fazla üzerine durulmaz bunun. Güzel dersiniz belki geçersiniz ama üst üste Trabzonspor ve Bürüz maçlarında oynayan oyunlar bence ciddi üzerine kafa yorulması gereken bir şeylerin olduğunu gösteriyor her bölgesinde kale hariç sorun var Beşiktaş'ın. Yani az önce Yusuf söyledi savunma kısmındaki kesinlikle katılıyorum. Orta alanda, orta alanda mesela hep konuşuldu Roberto Pereira. Yani öyle bir oyuncu arandı. Yani evet. Yönetim de hoca da öyle bir eksikliğin farkındaydı. Ama sonra gidildi. Çok farklı bir profil bence. İyi bir oyuncu olmasına rağmen Alex Ox Oxley Chamberlain'e gidildi. Yani Oxley Chamberlain evet çok tempoludur. Oyunun iki yönünü oynar. Ama hani en ciddi özelliği en birinci özelliği skor yapmak mı ortalanda böyle bir oyuncu değil. Skor yaptığı sezonlar da var bu arada. İyi dönemlerinde. Mesela oyunculara rollerini iyi vermek gerekiyor. Rebic de Rebic'de artık sahne almalı yani. İşte, diyorum ya bir buçuk ay sonra belki Rebic iyi oynayacak. Biz Ama başka bir şey konuşacağız. İyi iyi oynatacak ya. bir kurgu var mı? Evet. Yani Trabzonspor maçı araya girmiş gibi oldu. Yok, yok yok böyle daha iyi. Trabzonspor maçı ve bu şu karşılaşma Beşiktaş'ın daha mütevazı kadrolara sahip olan rakipler için şunu gösteriyor. Topu Beşiktaş'a bırak, arkadaki alanları kovala, özellikle iyi geçiş, hücumu yapabilen oyuncuların varsa Beşiktaş'a karşı iyi bir sonuç alma ihtimalin doğuyor sana. Yani topla oynasın Beşiktaş. Trabzonspor'a karşı da topla oynadı. Ama üreten Trabzonspor oldu. Burada da topla e, oynaması, yani topa sahip olduğunda bir şey <laughs> üretemediğini gördük, bir şey ifade etmiyor. Beşiktaş'ın rakibini dengesiz yakalaması lazım. Ama bu maçlarda olmuyor işte. Mesela Şimdi, dünkü karşılaşmada da olmadı. Ben şunu da sormak istiyorum. Dedikoduyla işimiz olmaz biliyorum da. Ama tabii olayın bir haber tarafı var. Yani dedikodu dedikoduyu geçtik şu anda. Nedir haber tarafı? Jetson Fernandez'in sözleşmesi uzatıldıysa Salih Uçan'ın ve Cenk Tosun'un TL bazında alacakları rakamlar neden hala açıklanmadı? Salih'in e, dünkü karşılaşmada yedek kalması niçin ve neden? Orada e, genç çocuğu oynattı. Neydi? Demir, Demir Ege. Demir Ege. O da ayrı eten şunu da söyleyelim. Şenol Hoca iyi ki oynatıyor ve görüyoruz bu çocuğun da geleceği var. Gerek milli takım gerek belki Beşiktaş bu oyuncudan ciddi anlamda gelir elde edecek. Satıştan. Olabilir tabii ki. Şimdi tamam dedikodu yapmayalım. Okey ama neden böyle laflar çıkıyor? Niye bunlar söyleniyor? Ben sana soruya soruyla Sebebi... yanıt vereyim. Neden yerli oyuncular Türk Lirası üzerinden maaş alıyor, yabancı oyuncular Euro üzerinden maaş alıyor? E o kural biraz saçma bence. Bunun açıklaması ne? Şimdi kur sabitken, bundan iki yıl evvel ya da sabit seyrediyorken, evet bunun bir mantıklı açıklaması olabilirdi belki. Ama şu an hani kurun çok hareketli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bunun takımlara çok ciddi zararı oluyor. Çünkü yabancı oyuncuların sürekli TL üzerinden maaşları yükselirken, yerli oyuncuların aslında biraz da değer kaybediyor durdukları yerde. Şimdi Cenk Tosun ve Salih özelinde konuşacak olursak bundan yaklaşık 6 ay evvel istedikleri maaş şu anda Euro bazında yarı yarıya düşük belki de. Şimdi oyuncular da diyor ki ben o parayı istemem artık. 6 ay sonra yarı yarıya daha da düşük olacak belki. Düşebilir tabii ki. Şimdi dolayısıyla oyuncular da şunu savunuyor. Ben o zaman maaşımı ya euro üzerinden ver. Ya da yüksek ver. Ya da yüksek ver diyor oyuncu da haklı olarak. Bunu yani haklısı var oyuncuların. Salih'in ve Cenk'in performanslarıyla ilgili sorun olsa onu anlayabilirim. Şimdi Sayın Başkan'ın açıklamaları vardı. Ben Ahmet Nur bazen açıklamalarında bireysel iğnenlemelerin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani bu işin aile içinde halledilmesi daha sağlıklı olabilirdi zaman zaman medya üzerinden mesajlar veriliyor. Bu Sergen Yalçın döneminde de olmuştu. Burada da oldu. Salih geçen sezonu muazzam bitirdi. Bu sezona da gerçekten iyi başladı. Salih daha önce de iyi oynamıştı. Daha önce de milli takım görmüştü. Form düşüklüğü oldu. Alanya Spor'da toparladı. Yani orada bir kredi verilmesi gerekiyorsa Alanya Spor'a ve Sergen Yalçın'a verilmesi lazım. Orada toparlamayı yaptı. Sonrasında Beşiktaş'taki son dönemi gayet iyi. Oyuncunun bir beklentisi olabilir. Bu iş bir alışveriş işi. Yani beklentisi var diye hain ilan edilmesi, beklentisi var diye cezalandırılması bir oyuncunun bana çok normal Hali. gelmiyor. Haksızlık. Yani bu bir haksızlık. Çünkü adam sana sahiç performans olarak sana vermiş zaten bunu. ha hiçbir şey yapması ayrı konu. Orada ama bak şu düzeltmeyi yapalım. Onlara ilave olsun. Şimdi mesela bir yerlilerin döviz üzerinden ama dekontu TL. Yabancıların dekontu euro. Yani şunu mu ya 1 hayır. milyon euro. Öyle değil. 1 milyon euronun karşılığı atıyorum 30 milyon TL. şöyle mi? bir 30 milyon, milyon olarak yatıyor. Yok, tamam, okay. O ama, TL alıyor parayı. Ama okey. Sen şimdi 30 milyon TL alıyorsun. İnşallah alır, alırız. İnşallah. <laughs> Allah söyletti diyelim. <laughs> 30 alıyorsun. Sen muıyorsun? 30 alıyorsun. Ben Fransız vatandaşıyım. Ben 1 milyon, milyon euro alıyorsun. Bugün 30 alıyorum ama ben. Sen yarın 30 almaya devam ediyorsun. Ben yarın 40 alacağım belki. Tamam kardeşim. sıkıntı Tamam. Bu, şimdi bugünkü kurda Anlık kurda 1 milyon euro mu? 1 milyon euroyu euro i̇şte olarak o almıyor. Adam, TL olarak de. Anlık, anlık kura yani. göre bakmıyor ki. Neyse. Şimdi bu şey anlamına geliyor. Yani 1 ben milyon euroyu da alıp bankasına futbolcu, yatırıyor. Jetson. Futbolcu transferlerinde de aynı şeyi söylüyorum. Evet yatırıyor. Anladın. Ama işte taksidine, taksitli ya bu işler. Şimdi 1 milyonu peşin almıyorsun. Peşin almıyorsun. Almıyorsun. Yani tamam. almadığın için de taksitli oluyor. Bu, bu transfer veya maaşlarla alakalıydı. Ben futbolcuların maaşları da hep açıklanıyor. işte atıyorum 2,5 milyon euro kazanacak. Evet bugün bu para. Ama kulüp ya şu an hiç kimse... Aralık ayında o maaşın ne kadar tekabül edeceğini hesaplayamaz, Aynen. hesaplayamıyor. O yüzden verilen maaşlara dikkat edilmesi gerektiğini hep söylüyorum. TL alınca TL fix kalıyor yani 30 30, hani 31 olmuyor, 32 ya bunu, olmuyor yani bu, o maaş. Bu hani bu fikir tabii ki neden çıktığını biliyoruz tabii ki Türk Bir lirasının kullanımı. Yani yerli oyuncuların Türk lirası kazanması bir mantığı olabilir ama. O zaman yabancıya da yap. Tabii o zaman yabancının da o zaman TL'ye bazı. O yabancı. zaman yabancı da alsın parasını anında Euro'ya çevirsin. Fiklesin o. Hayır kontratı imzaladığın günkü kura fixte. Aynen. Nasıl yayıncı kuruluşla fixledin? Tabii. Niye yayıncı kuruluşla fixledin de oyuncuyla fixlemiyorsun? Ona razı gelirler mümkün değil. E, o zaman... Yani şimdi Galatasaray'da mesela İkerem İmkan Kerem Akturkoğlu, yok. Abdülkerim Bardakçı'nın maaşlarıyla e, bu birçok yabancı oyuncunun maaşlar arasındaki uçurumu biliyoruz. Bu uçurum sürekli de ...büyüyerek devam ediyor. Bunu ediyoruz. sürekli düzeltmek... ...zorunda kalıyorsun. Çünkü bu oyuncular oynuyor. Güncelleme Artık oluyor örneğini verdin. Evet. Kerem Akdürkoğlu'nun örneğini Kerem verdin. Kerem'in kaç kez maaş... ...güncelleni geldiğinden beri? Yani bunu... ...güncellemek zorunda kalıyorsun. Bu bütçeler... ...senelik yapıldığı için o güncellemeler... ...her zaman sana zarar veriyor. Yani... ...bunu tutturmak kolay değil. Geçtim bu meseleyi. Salih ve Cenk konusunda da... Yani ...bu oyuncular sağ içinde problem çıkartmayan oyuncular. Performans konusunda... ...dalgalanmayı çok fazla yaşamayan oyuncular... Bir de elinde istikrarla bir de elinde kaliteli Türk oyuncuya ihtiyacın ya olan bir Salih dönemden geçiyorsun. Ya çıkartalım ortadan rotasyondan Beşiktaş'ın hangi Türk'ü koyabilir oraya? Zaten üç yerliyi bulmakta çok zor. Çok bu arada hani diyorlar işte Jetson'un uzatıldı da niye onları Jetson'un bakıyorum 36 maç oynamış geçen yıldan bu yana. Hayır Salih takip ediyor ama yani. Geçen yıl ediyor. E tabii Jetson'a bir itirazımız Jetson, yok. Jetson. Tabii ki. 36 maç oynamış. Peki Şenol Hoca'nın bası toplantısı hazırmış. Ee, teknik direktör Şenol Güneş maçtan sonra neler söyledi? Deneyimli teknik adam bir analiz yaptı. Hocaya kulak verelim.